Merhabalar. Ay bunu kadim dostum çok güzel söylüyor. Kınlamadan. Merhabalar diyor ya, o ses tonunu yerim ben onun. Yani. Ha Coşkun. Merhaba, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim? Ben sana kalbimi vermedim mi güzelim? Sen bana ait, ben de sana. Lay 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 lom galiba sana göre sevmeler hopa şinanay galiba sana göre sevilmeler uğramazdı semtimize. Ayıplar, utanmalar ne oldu dedik ikimize. Elimi açtığımda yalvardım Mevla'ya. Ay Coşkun, bir şey söyleyeyim mi sana? Bugün geç kalktım. Postaneye gidemedim. Ondan sonra şey de alamadım. Dakika da alamadım kendime. Bir de hani biliyorsun tütün içiyorum ya. Yok, ben de kapıcıya şey yaptım. Kapıcıyı yolladım şimdi. Mecbur kaldım. Şimdi şey parlament aldırıyorum. Ya. Parlamenti pek sevmiyorum ama alışmışım. Bundan da az kaldı zaten. Ya. Bu mudur sevdanın adı? Silindi gitti tadı. Duymadı ki feryadımı. Dur diyemem ben. Sessiz sessiz ağlarım. Yüreğimi dağlarım. Sen gelmezsen ben yanarım. Gel diyemem ben. Fırat merhabalar, hoş geldin. Nasıl olsun? Fırat Bulut. Talat Bulut'la akrabalığın var mı? Kardım Lede de Buli olaraktan. Var mı canım? Acılar içinde kıvrandığımda yüreği öfkede kudurduğunda yaptığın hatayı Coşkun alacağım seni birazdan anladığında işte o an dönmek isteyeceksin. Yok seni alacağım. Halsizsin mi görüyorsun? Ne yapıyorsun kız? Ha?
Aa. Gel yanıma. Gel yanıma. Yanıma gel. Hobbit bu taraftan. Hobbit anne. Hobbit anne kızım. İstek at bana Coşkun. Hülya hoş geldin. Hülya bir alemsin ayol. Yeni kızımı alacağım şimdi. Gel buraya. Buraya gel. Yayın sana mı batıyor tek diş gibi? Evet, yeni kızım geliyor. Kızlar. Hayatım önemli açıklamaları var herhalde orada. O yüzden şey yapmadım yani. Evet. Hayırlı. Hoş geldin Coşku. Hoş bulduk anneciğim. Kızım nasıl olsun? İyiyim anneciğim, sen O nasılsın? güzel burnun kapıya kısılmasın. Ay güzel kızım bir tane o güzel sesinden şarkı söylesene. Bak o gün okuyamadım. Şimdi söyle. Bana Annene. kızım deme bana. Oğlum de. Tamam oğlum. Oyluşko. Bak Elvan ablan gelmiş. Hoş geldin de Elvan gördün mü? Göremedim. Yok. Aa neden yorumlar mı düşmüyor sana? Bilmiyorum ki. Ha, Elvan Hanım hoş geldin. Elvan Hanım. Anneciğim. Ha. Ben yanıma gelecek Elvan abla sandım. de. Elvan abla de. Ben senin annenim. Anladın Anladım anneciğim. ha. Ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Kahvedeydim. Canım sıkıldı. Ha. Halloldu. Bardak. Sordun mu? Unuttum. Sorma. Ara tekrar. Ben sorayım ona. Ne zaman derse ben gidip alacağım. Restorandan getirecek çünkü. Hı. Kız tanımadığımı alır mıyım Elvan? Ben onun annesiyim. Benim oğlum o. Hem kızım hem oğlum. Yani. Eren, Bedostar Sosyum, hoş geldin. Buyurun efendim yukarıya alayım sizi. Şey, bardak demiştin ya. Ha. Anlamadım. Ne zaman ama? O zaman ayarladığında beni ararsın. Şu an dakikam yok. Allah'tan ki Neco burada. Onu telefondan arıyorum. Dakikam yok ama yarın alacağım yani. Petiksel kullanıyorum ya ben. Ondan dolayı. Tamam. Tamam kardeşim. Alo. Ne zaman biniyorsun? Sandık görevlisi olaraktan ne kadar verecekler sana? Bilmiyorum. Buradakine hava atıyordum ya Mıncon'dan. 5.000 diyordum ya. 5.000 sandık görevlisi. Hangi biri aldı? Niye gerçekleri söylemiyorsun? İşin gücün hava senin lan.
Bir git lan başımdan. Git. Hala 5.000 diyor ya. Ne oldu anne? Bir tane teklif vardı ya. Hı. Sandık görevlisi olmuş. 5.000 verecekler diyor. Kim kime veriyor sandık görevlisi 5.000 olarak lan? Hava atıyor bana. Boş ver Verecek ya. lira 600-700 TL. Gerçekleri konuşmuyor. Coşkun o yüzden zoruma gidiyor. Sinirleniyor. Sen ne yüzüyorsun böyle anne? Boş Annem ver. burada araştırmacı. Annenin her şeyden, Türkan abla hoş geldin. Her şeyden haberi var. Kimi Bak kandırıyor? söyleyeceğim. Kendi kendini kandırıyor. Ali Süsün görüyor. Gülü hoş geldin canım. Ha geldi mi be dostlar? Burada mı? Bir şey yazın efendim. Anneciğim ben çıkıyorum. Ben pek yayın Tamam. hazırlayamayacağım. Ben kusura bakma. Dediğin zaman katılabilirsin canım benim. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol annem. Öpüyorum. Bay bay. Kendine iyi bak canım. Tamam anneciğim. Evet. Efendim şey burada mı? Bir dostlar soliste. Görebiliyor musunuz? Arıyor bana kür yapıyor. Boncuk gelir misin? Bu sefer gelmesen boncuk. Gene madilik yok sana. Çünkü seni seviyorum. Gönül şiire hoş geldin canım. Kalkıyor efendim benim arıyor sinir ediyor beni ya. Vallahi billahi ya. Hayır ondan para mı bekliyorum? Hayır. Nerede? Burada mı? En son bir şey yazsam be dostlar solistim ki ona göre göreyim. Görüyorsun değil mi Necati ağzını bozmadan şeye? Yani 5.000 TL deyip Haftaya 5.000 tutturuyor. lira. Vermezler ya sandık görevlisinin alacağı 600-700'dür. Şey yapma, madilik Gelsin. yapma. Madilik yapma. Kanala Neyse. atacağım ya o Gerek yüzden. yok Bak artık. sen de sinirlendin. Gerek yok. Efendim buraya geliyorsunuz, yayınımı izliyorsunuz. Ondan sonra konuk olaraktan istek atıyorsunuz, geri çeviriyorsunuz. Tanımadıklarımı almıyorum. Tanıdıklarımı almaya çalışıyorum. Olmuyor. Coşkun'u tanımazsam almam. Serhat hoş geldin canım. Kardemle dede buğulu. Necati Bey bile diyor. Boş ver diyor onu. Serhat bak. Alacağım seni. Tamam şu anda alıyorum. Madem bir şey yıkarsan anında atarım. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Ha, Allah'tan ki madilik yok. Simile yok, putka yok, munca yok. Hoş geldiniz efendim. Hoş Bayağı bulduk. ısrar ettiniz beni alın alın diye. Buyurun efendim. Nasılsın? Nereden katılıyorsunuz? Şenay hoş geldin. Maltepe. Ha. Bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Ne bileyim konuşalım dedim. Buyurun. Sizler ne katılıyorsunuz? Simile akacak diye başlatayım bunu. Hoş geldin Şenay Şeker. Selam solistim. Hoş bulduk demiş. Sen kendini şey almadın mı? Yo. Ha şeyi bekliyorum. Mevzuatı bekliyorum. Ben Yo yo yaklaşmak üzereymiş. de şey dedim. Karşıya Yo geçiyor. yo. Şimdi lıkacak kafa dengi ya. Neyse biliyorum. Tanıyor mu Nevzat'ı? Ben Ha? hiç haber gördüm. Balam olsun.
Çiçekçi. Ayrancı'da. O gelecek şimdi. Merhabalar Zekai Çalışkan. Hoş geldin canım. Deseydim ben Lucardo'm. Gitmişken Eren'i. Ha? Ben senin işini görürsün. Yok anlamadım. Zannedim ki sende var üstünde piyiz. Deseydin Lucardo'm. Neyse şimdi şeyi bekleyeceğim. Nevzat'ı bir arayayım şimdi. Serhat bir daha da seni almıyorum. Geliyorsun, yalvarıyorsun. Ondan sonra put gibi kesildin. Tek dişle meter oldu. Çok mersi Zekai Çalışkan. Teşekkür ediyorum. Şey yap o zaman. Solistin bu ruj rengi en çok size yakışıyor. Tamam al. Ulan aldım da ne oldu? Ne konuştun? Bir daha al demez mi? Almıyorum git başımdan. Çevir numarayı ver bana. Eren. Eren merhaba. Necati abini göndereceğim şimdi. Ona iki tane Bremen ver. Tamam mı? Ondan sonra ilerleyen saatlerde ben geleceğim. Kartımla ödeme yapacağım. Yok geleceğim. Yok Necati'ye de güvenim sonsuz. Sen ver şimdi ona. Tamam. Haydi. Git al. Evet, avukat hanım gelmiş. Hoş geldiniz avukat hanım. Necati, al gel tamam mı? İki tane bireyim. Avukat hanım gelmiş efendim. Necati kapıyı açık bırak, kalkmayın yayından. Ha, aralıkta bırak. Dış kapıyı, burayı. Burayı mı? He, yayından kalkmayın. Orayı, dış kapıyı. Burayı değil. Tamam. Burayı değil ya. Ya zile basacağım ya. Basma. Ya anahtarım var. Alma. Ya. Burayı açık bırak. Az bir şey. Çelik kapı var ya daire girişi. Ha. Burayı değil ya. Tamam anladım. Kaldı. Kalkmayayım yayından. Ben zaten görüyorum buradan. Ha, aralıkta bırak orayı. Ha. Tamam. Ha. Aa. Serhat ben aynen Elvan doğru bak ben de onu söyleyecektim. Aldım seni yalvardın yakardın aldım konuşamadım. Bir de tekrar
tekrar diyorsun ki ne al beni. Katılıyorum sana Elvan. Ya avukat hanımı okudum. Okudum. Ya hak, hukuk, adalet. Cumhur, TCK. Yani. Aa, Yeliz gelmiş. Yeliz alayım. Yeliz'e benim bir tanem. Ya kötü niyeti olup olmadığını anladık ama heyecan mı yaptı? Niye yani burası şey mi? Tamam, canlı yayın. Ben dinlemek istedim. O kadar Yeliz'in yayında da geldi. Benim yayınlarıma da geldi. Kırmadım, alayım dedim. Konuşmadı. Konuşamadım. Bir şey anlatmak istiyor musun? Diyorum. Kardeşim ne dedi böyle? Kitleniyor karşımda. Nasıl az önce şeyi aldı? Coşkun'u. Coşkun konuştu ette. Sus artık Arora. Vallahi billahi. Bu yayınlar. Bak bir teklif desen. Hoş geldin yavrum. Selam abla. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim, oturuyorum. Ya az önce birini aldım Yeliz. Senin yayınındayken rol plan vardı biliyorsun. Yalvarıp duruyordu. Sibel abla beni al 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 al. Kaç günlerdir geliyor yayınıma. Lan dedim belki yani içinden anlatacakları vardır. İnsancıl olaraktan. Aldım. Ekip geliyor oradan konuşmuyor. Şimdi tekrar diyor ki beni al diyor. Tamam ilk aldığım Coşku nasıl konuştu? Anne diye hitap etti bana değil mi? Aynen öyle. Şimdi tekrar diyor ki ne beni alır mısın? Almam. Almam ama boşuna tanımadığın kimse yan mı burada? Yeliz, avukat hanım biliyorsun bir şeyler yazdı. La 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 Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Ben abla yeni kızım. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nereye gittin kardeş? Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Zayıflığa bakın efendim. Bir daha alabilir miyiz efendim görüntüyü şarkı söylüyordum. Merhaba dedireyim size. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Çok merak ettim. Şey benim kız arkadaşımın arkadaşı. Kardeşim ne dedi evet. Bu öyle. Abla kadınla dede bu le. Aa kız buna ne oldu bugün? Güzel olmuş mu abla? Çok. Baby baby baby. Barbie. Şey bizim kız arkadaş hazırladı. Güzelleştirdi. Oh, maydanozunu da dağıttı. Ama Sibel ablası gibi sigara yakıp da elinde yapacak. Şey ya, bizim evdeki diğer kız arkadaşım arkadaşı. Evet efendim, ikizim geldi. Tekrardan hanımefendiye merhabalar diyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir Sibel Baysal skeçi. DJ'lik yapıyor.
Yokmuş abla arkadaş da. Üşümüş de ama. Ay bravo, gerçekten Yeliz çok güzel yapmış şeyi ya. Efek yok ha. Efek evet, yok. Evet, efek yok. Normal makyaj ne? Peruk ama ne kadar kim bilir emek verdi bu. Tabii. Şeye girmesi için. Helal. Bravo. Bizim arkadaş kendine arkadaş yaptı. Değil mi? Bakın. Bakın ayakkabılarına falan bakın, şöyle bir şöyle deri elbisesini giydi. Evet efendim. Bir de o deri elbisenin altındaki Victoria Secret'ı gördünüz. Göster mi açmayın, göster mi? Yayın kapanıyor. O kadarını gösteremeyiz. Hayır yok. YouTube'a aykırı. Tamam şimdi o zaman Sibel Baysal'dan bir eser gelir mi efendim, şöyle bir kıble? Kız yok, ne eseri? Şu an yeni arkadaşımıza sorular sor. Bu işi neden yapıyorsun? Zevk alıyor musun? Kadın mısın? Lıkamam ha. Burada Uğur ya. Lıkamam. Victoria's Secret mi giydin? Bir göster bakalım. Hı. Sibel ablamız görsün Victoria's Secret'ı. Victoria's Secret giymiş abla içine. Hı. Şu an burada lıkamam ama yayını kapatırsın yayınızda gelirim. Efendim bu arada Sibel Baysal hanımefendi hoş geldiniz. Nasılsınız? Solistim. Merhaba deyin. Sizi şu an görüyoruz Sibel Hanım. Merhaba. Sibel Hanım, Instagram fenomeni. Hanımefendi çok güzel. Hanımefendi çok güzel efendim. Buradan takdire şahan. Çok güzel olduğunuzu söylüyor. Çok teşekkür ederim. Herhalde ki. Yeliz de kalktı tabii, efendim. Jest yaptı. Sürprizlerle doluyuz. Evet. Her an Azer Bülbül'ün dediği gibi her an her şey olabilir. Alıkma. Nakanakide nakule orayı. Kardım ne dede bu kule. Hani bana götürüyor değil mi? Bu kim kız demiş Seda. Kız Seda. Sibel Baysal işte. Engelle ya. Seda'yı engelle. Vallahi engelle. Seda bitmiştir benim için. Ben de engelleyeceğim. Beni seviyorsan engelle. Tamam kız, sana bir şey söyleyeceğim. Hanımefendi ekrandan çıksın. Çünkü hani YouTube'a atacağım ya. Niye canım? Yine orada konuştu. Kabul etmiyor mu Sayın Sibel Baysal? O da bir kadın. Telefonu çalıyor hanımefendinin. Kolisi arıyor. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Seda gerçekten Şengül yalnızsı. Şengül yalnızsı da abla konuşmaya başlarken Uğur'un cinsel kimliğiyle öyle bir dalga geçtiler ki ben çok sinirlendim. Buradan da beni duyuyoruz zaten. Söyleyeyim yani. Burada şu an. Yaptığım evet. Şey, o hiç hoş bir şey değil. Bunun gollümü olmaz. Gollüm yapılacak şey var, yapılmayacak şey var. Peki, kafa gitmeden bir şey sormak istiyorum. Yani biz neyiz ki siz başkasıyla dalga geçiyorsunuz? Hayır, hayır. Ciddi bir şekilde yani yeni, soruyorum bunu. Biz bir dakika, yeni bak, konum yerden açılacak, devam edeceksin. Tamam mı? Sen avukat hanıma gitmişsen, tamam mı? Uğur için, Uğur'un sabıkaları, sicilleri, cezaları varmış. Ondan dolayı kendisiyle buluşma sağlamışsın. Benim neden gittiğimi Instagram biliyor zaten. Ben bir de kimsenin yalakası olmadığına kadar. Hanımefendiye söyle de gelmesin o şekilde. Ben kapıyı açayım Necati'yi. Koskoca nenem yaşında kadınsın Boncuk Seda. Kahveyle ancak, kahve yetmez. Yanına zemzem suyu da koy da öbür tarafa dualı ağzınla git. Şimdi Uğur,
Hatırlar mısın? Bir zamanlar ablana, Sibel ablana demiştin ki ne? Sibel abla, 1 sene 8 ay kesilmiş cezam var demiştin. Evet. Ben de sana ne dedim? 3 sene denetimi serbestlik 3 yıldır. Yatarı yok. Dedim mi demedim mi? Şimdi bunu alıp da koz olarak kullanan insanlara Yeliz ve Uğur dava açarlarsa akıbetleri ne olur? Olur. Tahrik suçu, bir sürü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya çalışma, bir sürü maddeden yargılanır. Kimsenin şeyiyle Uğur gasp mı yaptı? 149 maddeyi mi uyguladı? Uygulasa da aynı olacak ya. Yağmanın bile bugün adam diyor ki ne? PCK'da 10 sene diyor. 10 senenin bir ayını kapalıda yatarsın diyor. Diğerini diyor dışarıda. Açıkta çekersin diyor. 10 seneden bahsediyorum burada. 1 sene 8 aydan 3 yıldan bahsetmiyorum. Neyin peşindesiniz? Keşke yani Uğur'a laf söyleyenler Uğur kadar delikanlı olsa lan. Seda'yla Küçükalık kadın var ya, ikisi birlikte oturdular. Onun cinsel kimliğine kahkaha attılar. Birazdan engelleyeceğim zaten. Dinime küfreden Müslüman olsa. Sadece ne söyleyeceğine bakıyorum yani. Yani harbiden biz neyiz ki siz başkasının cinsel kimliğiyle vesaire tipiyle mipiyle dalga geçtiniz. Ben onu çözemedim. Ay ya, öyle bir hak var mı ya? Buyurun. Gerçek ha. Avukatım geldi. Buyurun efendim. Duydunuz olayı. Efendim. Ne diyorsunuz Emre Bey bu konuda? Çok ayıp yani. Uğur'un bu gibi zamana kadar kimseye ne zarar dokunmuş ne bir şey olmuş Allah aşkına. Yani bir kere Uğur'un seviyesine denk olmak gerekiyor ki önce onunla alay edebilmek için. Ben ne bir hiç yakıştıramadım. Yani kim yaptıysa şu an kim yaptığını bilmiyorum ama. Bundan sonra kendi kulvarındaki arkadaşlarınla arkadaşlık yap. Hadi bay. Daha benim arkadaşıma da öyle bir söylemde bulunmam. Aynen öyle. Yoksa ben de seninle alakalı söylemlerde bulunurum. Bir de Yeliz abla bugün kendi yayına gelip demedi mi? Ben yok tarafsız hayır, davranıyorum. Bu zaten yayında şey konuşuldu. Oraya gidip de bu şekilde gullümün yapılacağı yer var, yapılmayacağı yer var. Orada ikisi birlikte çıktılar. Hangır hangır. Aynaya bakacakmış Uğur. Onun o iki önce kendine bakacakmış. Cinsel yönelimine laf ediyorlardı. Hakır hakır gülüyorlardı. Şimdi ben şimdi aşağıdan boncuğu engelledim. Gitsin ebedi kokarı ya Allah aşkına. Yani ne demek böyle? Hayır, bir de dalga geçme cüretinde bir bulunan de, insanlar kendi yanlış anlamasın da benim arkadaşlık sonra yaptığım kişilerden bahsediyorlardı. Sevmiyorlarmış. Ben niye onlarla arkadaşlık ya yanlış anlama da benim arkadaşlık yapacağım kişilere sen karışamazsın. Ben senin yaptığın kişilere karışamadım gibi. Şimdi sen benim arkadaşım bokunu ye. Şey söylemek istiyorum. Özellikle az önceki kişi Uğur'du, tamam mı? Yani sen Uğur'u güzel göremeyebilirsin. O zaman Lubunyaların içerisinde hangi bir gün bana geldin Yeliz gibi evime konuk oldun ki kalkıp da Ankara'da olan Madi Devran diye bir Lubunya var. Yani Aydemir Akbaş'a benzetiliyor. Kalkıyor. Onunla da dalga geçiliyor burada. Ankara'da. Uğur özellikle okula girdi ki ne? Geldi buraya. Hayır. Sen o zaman bak, sen Şengül yandaşısın. Siz hiçbir trans bayana veya ben Şengül yandaşısın. Ben Şengül'ün yayınındayken geliyorsun bugün Yeliz'in yayınında. Roy vardı. Şükran vardı. Ferdi vardı. Sonradan ben açtım. Yine gelmedin. Sana ne diyeceğiz? Siz ikiniz oraya gidiyor ya. Sibel bana madilik yapacak. Engelliyor, kaldırıyor. Tamam da ben Şengül'ün yayınında olmam mı gerekiyor benim yayınıma gelmen için? Şengül'ün yayınına gittiğim zaman geliyorsun. Soruyorum ikinize. Abla bugün Uğur için homofobik konuşmalar yapıyorlar.
daha önceden daha başkaları için homofobik konuşmalar yapmışlardı. Bak Selen ne demiş, doğru. Şimdi şöyle bir şey var, bir de soruştum. Yani bu kişinin zaten bu olaylardan sabıkası belli. Daha önce yayın açıp işte bana mı yasa çıkacak, size yasa çıkıyor, yasa çıktıktan sonra sizi göreceğim şeklinde açıklamaları olmuştu bu hanımefendinin. Bunun üzerine bir de hala gidip hani hatadan ders almak yerine hala bir insanı görüntüsüyle eleştirmek, yani büyük bir homofobiklik. Bak Yeliz abla hiç kötü niyeti olmadan ufak bir şey söylese bile hemen alttan düzeltmeye kalkıyorlar. Ama bu kadın o kadar saydırıyor, yine tak oraya geçiyorlar. Ben anlam da veremiyorum bizim yani bu kişilere. Selay mı Yeliz? Evet, Selay anne bizim gelmiş. Bizim Selay sağlayacağım. Bizim Selay anne. Şimdi arkadan bana mesajlar yağdırıyorsun ama ben artık seninle görüşmek istemiyorum canım. Sen benim hiçbir LGBT arkadaşımın hiçbirine öyle bir söylemde bulunamazsın. Siktir ol git benim hayatımdan. Zaten mektuplar konusunda zaten bir sene çalıştık. Geçen... Ay. Şey kaldı. Ankara'nın kraliçesi. Ya şu Yeliz fazla duramayacağım. Yeliz kaldır dedi Sibel anneninkini. Kaldırayım dedim ayağını. Tamam. Şimdi şunu söyleyeceğim. En son Zeynep'e bir şey söylüyordu. Ona cevap verecekti. Evet efendim, zaten daha önce de homofobik açıklamaları olmuştu bu şahsın. Ay Zeynep, sen de ne bilir kişisin kız. Çok fenasın. Yok fena değil. Köşe yazarı gibisin. Sibel'in her dediğini oynar. Aynen ama bak. Ya. Aynen Selay. Çünkü niye biliyor musun? Sibel Başkan'ı ülkemize para. Burayı ayağa tutan bir kadın. Yani nesli tükeniyor, ona göre değerli evet. Dilin kadın gece gündüz burada. Maşallah. Bana mı diyorsun? Evet. En azından izletiyor kendini yani. Bir şeyler üretiyor, bir Sibel Başkan'ı. Ama canım biraz da eleştir yani Sibel'e de pop. Kadın yani. Yok Selay. Selay ben kime laf söyleyeceğimi, mesela şu anda Uğur'un bokunu yesinler. Uğur'a haddine mi kalmış laf atıyor? Görseliyle veya karakteriyle, kişiyle. Önce bir Uğur'u tanın sen, ondan sonra sen Şengül'ün yayınına gidip de, eğer ben şu anda Şengül'ün yayınında olsaydım, geliyorsun bana şeye diyorum Seda'ya. Şengül yerine katılmadığımdan dolayı Şengül herkese geliyor Selam. Aşkım senin ne işin var o kadının yayınında? Ben de sana bunu soruyorum. Bugün sen zaten konuşuldu. Bilmiyorum izledin mi sen? Roy vardı Yeliz'in yayınında. Yok. Konuşuldu bugün. Yok ben düne kadar görüyordum. Şengül'ü besleyen de sensin. Bar eden de tamam. Tamam bak herkesi engelliyor Selaycığım bir tane. O da doğru. Herkesi engelliz kısmı. Engellisin ne ihtiyacın var? Senin gibi kocaman bir solist. Ama tamam da şimdi Sibel Baykal hayranları, fanları engellediği zaman da ne oluyor? Yayını göremiyorlar. Engellemek farklı bir şey. Senin yayınına girip onunla hoş sohbet, beş çay yapman farklı bir şey. Bunu demek ki istiyorum. Evet. Bir kere o kadar bizim denk. Yani demek istiyorsun ki ne? Sibel sen kendin yayın aç. Niye o kadının yayında gidiyorsun? Doğru. Sen haklısın. Sen gidip niye onu var aynen ediyorsun? Kendi çapında bir yerdesin. Kendi çapında bir böyle sosyal medyada bir şeyler yapıyorsun. Ne işin var o kadının yayınında? O kadının ne yaptığı belli mi? Ne ettiği belli mi? Bugün böyle. Yarın bugün Sibel'im, yarın sarhoş. Tamam. Ay yaş, carçur diyen bir insan sana biliyorsun. Tamam. Fitik geldi, gelen insanları çok güzel böyle Roy'un dediği gibi ben de katılıyorum Roy'a. Fitik gelecek olan insanları engellemez. Fitik gelmeyecek olanları da ay uğraşamam diyor. Sahte katılsın diyor, engelliyor. 20 kişide yayın yapıyordum. Bak kendi yayında bak 70 kişi bak. Ya 44 kişiydi. Sibel geldi de 20-30-40 oldu. Evet. Bir de yayından çıktıktan sonra Sibel Baysal 4 kişiyle ya yayın Sibel, yapıyor. Bırakın bak biz Sibel'e gönül yani koymuyoruz. Başkası olsa ben gönül koyarım da Sibel'e evet gönül koymuyorum. Sibel hiç kimseyle, herkes de kötü ama herkes de iyi. O yüzden Sibel'e bir şey demiyoruz. Sibel aynen çünkü keyfini yapıyor,
kafası stresleniyor, üzülüyor, birden neşeliyor, birden çöküyor, birden duygusal da. Ona hiçbir suç Selay, söylemem. Benim sana gönderdiğim Yeliz aracılığındaki hediyeyi gösterebilir misin? Bende yok, bende yok, bende yok. Tabii, yapardım dedi de bu ne? Ona söyle, nerede unuttuysa. Şok açıklamalar efendim. Yeliz. Teşekkür ederim. Almış gibi oldum. Teşekkür ederim. Yalan söylüyor abla. Yalan söylüyor. Gece geliz haklı açıklamalar efendim. Ay efendim. Yok taraklı ayna canım. Minyonundan da alınsa sonuçta Yeliz aracılığıyla sevgili Selay'a gönderdiysem, hediye ettiysem, hatta tanımadığım bir arkadaşının doğum günü vardı, ona dair bir hediye yolladım. Evet, ona götürmedik de tarağa ben saçlarımı tarıyorum lüle lüle. Aynaya da var. Aynaya bakmana gerek yok zaten babysi. Ne sinirlendiğin zaman ne yavşaklığım kalıyor, ne şebekliğim kalıyor, ne çirkinliğim kalıyor. Ne rezidanslar kalıyor. Sonra Selay. Selay keşke kanalı canlı yayın olsa böyle. YouTube buraya sansa. Sonra Selay. YouTube. Kardım ne dedi bu Selay. Ya ben Sibel'e çok şey bulmuyorum. Kafasına göre ona kızmam. Ama yani o köpekli kadını da sevmiyorum kardeşim. Nefret ediyorum, iğreniyorum ya. İşte bak. Evet. Bir dakika. Ben onunla konuşmazken seni onun yayınında gördüm. Ondan dolayı senin hakkında salladım durdum Selay. Olsun, sallarsın başım. Bir şey demem. Ben bir gün senin hakkında konuşurum. Ama bir gün dedim ki ne? Selay'ın dedim. Kafası çakır olmazsa dedim. Selay sever öyle gülüm yayınları. Onu da söyledim. Gülüyorum ki zaten. Katılmıştır dedim. Gülüyorum zaten. Ay ne diyeyim Sibel, bu ne yapayım? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Tek dünyanın 7 harikasından birisi kaldı. O da Sibel. Yok. Oluna. Alalım efendim. Ya beni rezil et ondan sonra. Rezil et. Seni yok ne rezilliği. Çok güzel. Çok güzel okuyorsun. Yok solistsin. Sen solistsin, ben ne amatörüm. Ay Selay. Kibariye'nin durumundan haberin var bana mı? Bana ne? Hiç umurumda değil. Kırılaydı, bir yeri kırılmıştır inşallah. Nasıl? Kardemle dede bu ile. Ay ben sana bir şey söyleyeyim mi Yeliz? Ben hayatım çocukluğumdan bu yana Bergen Kibariye Güllü hastasıyım. Ve ama Selay'ın şu anda görüştüğü Tüdenli abla var Ankara'da. Seni sevmeyen ölsün adlı şarkıyla daha da bir sürü şarkıları var. Tüdenli abla var. Onu ben de tanıyorum. Ama Selay kadar samimi değilim Tüdenli ablayla. Evet. En son bademleri mi madalya işte? Bademler gitti ama. Ay bir şey diyecektim ha. O kadar beynimde büyüttüm ki Yeliz, böyle gör var ya. Ondan sonra Mersin'deydim o zamanlar, konseri vardı. Hemen bilet aldım. 3 arkadaşıma da aldım. Sırf onu ilk kez göreceğim. Yani. Karıyla biz sarıldık, sarmaştık. Hatta onun çok samimi, yıllardır yanımda olan gay arkadaşım, onun bütün işlerini yapan, hatta selamımı da söyledi de tanıdı. Kadının kocasından başka gözü hiçbir yeri görmüyor. Beyni gitmiş o Ali'ye. Beyin gitmiş. Sahnede bile böyle. Ama öyle defalarca. Ay yok ya, kişiliği şeyi. Yani çok yani. Şu anda sağlığı nasıl Selay? Ha? İyi, bir şey olmaz kötüye. Şey diyorum ya, Tüdeni abla için. Geçmiş olsun. Bariye cevap hakkı doğdu efendim. Tüdeni abla için diyorum. Sağlığı ay, nasıl yani? İyi ya. Gitti işte, ses gitti. Bu yapmış olabilir o Ali ona. Hey kız, vallahi yemin ediyorum o Ali ona büyü yapmıştır %100. Ali de nasıl her
böyle herkese bakan bir tip yani. Hiç, ya hiç gözüm tutmadı. Selahim. Evet, herhangi bir adam. Güzelliğim, milkçiyim. Ben zaten güzelim ya. Kimin? Bak kızım Yeliz'e bak, o da güzel. Bir gözüm. Olsun, buradan Kibariye Hanımefendi'ye de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Sağ versin efendim. Bakayım, bayağı yayın çıkmış. Ayol 75'te indi biraz. Yani yüze senin... dayandı. Ya yani senin köpek bakıcısına ihtiyacın mı evet, var? Şu an... Ben Allah. Ya Sibel abla 20 kişiyle yayın yapıyordu ya, şaka gibi ya. Günlerdir. Kız 3 kişi, 5 kişi Sibel. Sen geldin. Hiçbirimiz bilmiyorduk ki. Ya yeni çıktı piyasaya, siz nasıl muhatap oluyorsunuz? Şaka gibi ya. Gerçekten ya, şaka gibi ya. Ben kadını görmeyi... Vallahi bugün Roy da söyledi. Yeliz'in konuyu da, ben de konuydum Yeliz'in. O yayın dahi yüzü buldu. Doğru mu Yeliz? Roy yüzü buldu. Buralarda mı? Ne yaptı Roy? Ya, ben de kız, ben de. Roy geldi. Gelmeyen o kaldı. O da gelecek. Dedi. Bir gün o da gelecek. No. Ama takipteyim dedi. Dinliyorum dedi. Videoları falan izliyorum dedi. Kırışıkmış abayla aranız nasıl Ankara divası? Abla ben bir tıkla geliyorum ya. Ben bir gidip geliyorum. Evet evet. İstanbul'dasınız. Daha da mı geliyorsunuz? Tabii tabii. Yok yok, Eskişehir'deyiz aşkım. Ha. Yeliz abla bekliyoruz. Ay, pazar günü oy var. İnşallah. Kemal. Selahcığım. İsteğine bağlı. Yani cevap vermek vermemek. Oyunu kime kullanacaksın? CHP'liyim ben aşkım. Herhalde bana gece gündüz sapık sapkın diyene oy mu verilir? Ben oy mu veririm? Saygı ben duyuyorum. Netim. Bana hakaret eden bir insana ben niye oy vereyim? Ay şaka mısın? Ben CHP'li de değilim ama bu kadar gece gündüz bize yapılan hakaretleri kaldıramam. Kusura bakmayın. Hı. Yoksa ben siyaset, miyaset benim işime gelmez. Ben sevmem siyasetten de anlama. Ama tabii ki CHP'ye vereceğim. Yani bir 20 yıldır denedik. Ola ne oldu? Şimdi birilerine yeni birileri gelsin yani. Hepsi bel olmaz mesela. Selaylar gelsin, Zeynubeler gelsin, Lilalar gelsin, Ahmetler gelsin, Fatoşlar gelsin. Hı. Yeter. Ben bakalım yani. Bu millet ittifakını bir deneyelim. Belki olur olmaz. Sevgili Selay, parti ayrımcılığı yapmıyorum. Ama isteyen istediği partiye oy verebilir. Herkes mükelleftir, özgürdür. Belki ben LGBT birey olduğum için ve gece gündüz onların hakaretlerine maruz kaldığım için tabii ki oyumu CHP'ye kullanacağım. Başak şu an 70 kişi var. Bir şey yazarsan alacağım seni. Ha. Buyurun yani, efendim. Sana birisi gece gündüz sapık sapkın dese, akım dese sen ne yaparsın? Onun gider kırtlağını sıkmaz mısın? Sen kime lan hakaret ediyor demez misin? O senin düşüncen çünkü yıllardır gönüllü olaraktan LGBT aktivistliği yapmış bir insansın. Ve de çok kültürlüsün. Zaten konuşmalarını da aşkım, ben biliyorum. Bundan dolayı ben bir şey diyemem yani. Benim bu onun aktivizmle alakalı yok. Kendi kişiliğime, kendi cinsiyet kimliğime kimsenin, ben kimseye hakaret etmediğim için kimse de bana hakaret etmesine hakkı yok. Ben herkesin kimliklerine, dinine, ırkına, cinsiyetine, rengine saygı duyuyorsam herkese benim cinsiyet kimliğime saygı duymak zorunda. Yani beni hedef göstermemeli. Ben çünkü toplum içerisinde var olan bu ülkede... Yani diyorsun ki ne Selay? Yani diyorsun ki ne? Bir zamanlar yapmış olduğu konuşmadan o dönüşü çekti. Yani düne kadar eşcinselleri
onlar da zor günler yaşıyor. Onlara da el atacağız. Onların da hakları var diyen bugün ne oldu? Ne değişti? Yani ben böyle değişken insanlara oy veremem. Kusura bakma. O yüzden CHP. Yani öncelikle seçim sonuçları inşallah önce azınlık inşallah olarak LGBT camiasıydı. Yani aşkım ben CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok benimseyen bir insan değilim. Daha böyle genç, daha kültürlü, daha böyle artık bu siyasetten anlayan, gençleri daha çok anlayan, toplumun bu bak aç insanlar, kötü bir sigara olmuş, 35 bir bira olmuş, 45-55. Yani bu ne ya? Yaşayamıyoruz yani. Soğan nefes alamamaya başladık. Soğan bile otuz olmuş. Ya çok kötü, evet, zor durumlardayız. Evet, evet. Yani bu belli, çünkü apaçık belli değil. Kardeşim yayına niye alayım seni ya? Devam et Selam. Bilmiyoruz. Yani o yüzden zenginiyce zenginleşiyor. Benim için hayatta en önemli şey Zeynubi'ciğim ne biliyor musun? Ben bir karpuza 1 milyar da veririm. Sıkarım dişimi veririm. Pahalılığa da bir nevi katlanabilirim. Ama ben özgürlükçü bir kadınım. Özgürlüğüme ve gerçekten benim için hayatım özgürlük en önemli. Özgürlük ve demokratik kadın. Yani. Evet. Benim için yani özgürlük diyorsunuz da benim için özgürlük gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak değil. Bütün haklardan yararlanmak. Yani. Görünürlük de çok önemli. Yani bir de şey, bu tarz şeyler çıktığında ilk vurulan trans kadınlar ve travestiler oluyor maalesef ki görünür oldukları için. Onun için camiayı korumak önemli. Zeynep hanımefendi, ben Seray'a bir şey sormak istiyorum. İnşallah. Ben AK Parti'ye de oy verdim. Hayatım zamanında verdim. Parti adı geçirmeyelim Seray'cığım. Parti adı geçirmeyelim. Niye yasak? Bir şey soracağım size. İlk Ankara LGBT Derneği'nin kurucusu olduğunuzu. Ayşegül ablayı alsana. Biliyorum. Lubunyaların seks işçiliği yapmamasını önlemek amaçlı iş kura başvuru yaptınız mı? Ay ona bile neler söyledin, sinirlendim. Ne zoruma gitti, gene sustum. Tamam, boş ver. Şimdi bak, şimdi gel, aklım başında. Şimdi ben ona geçiniz oraya efendim. Onu Sibel ablacığıma, solistime bir kez daha anlatayım. Şimdi ben hayatım boyunca aktif olarak dernekte çalışan kolyeri, madde şeyleri söyleme. Yok, onu söylemiyorum. Şu an bak. Onlar zaten aklım başında, mantıklı konuşuyorum. Onu anlatıyorum. Fazla durmayacağım çünkü. Evet. Şimdi eskiden bu Ankara'da bir tim vardı. Bunu Balyoz. Şey diyor. Balyoz timi diye bir tim vardı. Sokak seks işçileri, translar çalışamıyordu. Yani şiddete maruz kalıyordu. Birçok baskılara maruz kalıyordu. Biz de o zaman dernek bir şey olduğu için, bir kurum olduğu için, yasal bir kurum olduğu için başkanları ve yönetim kurulu kafalarımıza poşet geçirilip mamak yani, şeklini atılıyorduk. Birçok şeyler. Ondan sonra biz de dernekte toplandık. Ne yapabiliriz? Evde rahat değiliz. Dışarıda rahat değiliz. Ekmek kazanmak, var olmak ve geçimimizi sağlamak için bir şeyler yapmak zorundayız. Sokağa çıkamıyorsak, bunlar bizi sokağa çıkarmıyorsa, bu işi yapma diyorlarsa, hadi in kızlar biz de toplanalım, işçi bulma kurumuna gidelim dedik. İşçi bulma kurumuna gidelim dedik. Yani kızlarla, bütün kızlarla zaten bir araya geldik ve toplandık. İşçi bulma kurumunun önünde basın açıklaması yaptık. Bize seks işçisi yaptırmak istemiyorsanız, biz de istemiyoruz. O zaman bize iş verin dedik. En doğal tabii hakkımız değil mi? Yani. Bravo. Basın açıklaması tabii yaptık. Evraklarımızı, kağıtlarımızı topladık. 2 ay sonra, 3 ay sonra bana geldi. Bana bir tane geldi. Ne kreder işçisi midir? Bilmem ne midir? Çoğuna gelmedi bile kağıt. Yani dedik ki biz yapacağımızı yaptık. Yarın bir gün en azından bizi sıkıştırırlarsa, bakın biz işçi bulma kurumuna da gittik. Bize iş de vermiyorsunuz. Biz bu işi yapmak zorundayız o zaman dedik. Bu kadar. Konu bu. Evet. Çok güzel ifade etti. Gerçekten Selay'a bu konuda tebrik. Zaten vermeyeceklerini biliyorduk da gittik yani. Gittik. En azından medyatik olduk. Yani hem de şeyde
oldu bu. Onu da açıklayayım. Başbakanlığın orada bir yürüyüş miting alanı var. Oradan valilik izniyle gidildi. Doğru mu Selay? Ya avukatlarla gittik. Avukatlarımız vardı. Onlarla gittik. Evet, herkesin girebildiği yeri biz polislerle girdik bile ya. Düşünsene. Ne kadar kötü bir ayrımcılık ya. Yani sizin zamanında var olmanız bile yani gerçekten zor şu an süreçler. Ama keşke isterdim ki ne Ankara Derneği'nin başında idame eden Selay'ın olmasını. Selay çünkü bu konuda gönüllü olaraktan aktivistlik yaptı. Yani keşke başında olsaydı. Ya aşkım başında olmak veya olmamak değil Selay'cığım. Ben başlı başına zaten insan hakları savunucusuyum. Hayvan hakkı savunucusuyum. Benim bir kuruluşa ille hani derler ya evlilik bir kağıt üzerinde ille biriyle beraber olmam için resmi evlenmek zorunda değilim. 12 yıl beraberliğim vardı. Resmi miydi ama 12 yıl sürdü. Nice resmiler bir yılda gitti. 6 ayda bitti. Önemli olan o değil. Bitmedi. Olan... Nerede bitti? Yardımla dede böyle. Hala yapıyor beyinde. Bitmedi. Yani ama düşünsene yani önemli olan bizim zaten mücadele etmemiz, haksızlığa göz germemiz. Nerede haksızlık varsa, nerede kötülük varsa dur dememiz ve konuşmamız. Bunu ben yaptım. Artık gençleri bıraktım. Bir sürü insanlar var. Hiç tanımadım hatta insanlar. Onlar Selacığım, bir şey daha soracağım dernekle ilgili. Sen gönüllü zaten bunu ifade ettin. Ben hep gönüllü. İfade ettin. Sonradan Bukit Asi ile Şahmeran yeni çıkan şu anki derneğin başında olan yöneticiler tarafından darp mı edildi? Hayır canım. Öyle bir şey yok. Bu senin dernekteki yönetim kuruluyla bir problemleri vardı. Yemek verildi. Yemek verildiğinde de neden dediler? Yani şu konu şu. Neden dediler burada devamlı gayler ve lezbiyenler trans ağırlıklı değil. Burada trans ağırlıklı bir dernek. Neden translara imkan sağlanmıyor? Konu buydu. Konu böyle başladı. Biraz sesler yükseldi. Kavga mevga öyle bir şey yok. Ben bunları açıklayıp da değil. Efendim burayı da sevgili Selay açıkladı. Ay Şükran'ı alsana. Şükran bana bir şey yazmıyor. Kaç ben kişi var? Yaşamam. Selay bir... Nereden arayacağım şunu? Şükran bir şey yaz Altan. Altan bir şey yazdı o. Müsait değilim tarzında bir şey yazdı. Ben, Buse Kalaşkaya'yı ben de çok seviyorum. Ya tatlısın. Evet. Ben cezaevinden çıktığımda ondan sonra arabasına binmişim. Hoşdere Caddesi'nde bana demiş ki Sibel abla senin kafan çok iyi. Çok iyi. Evine giremiyorsun. Biliyorum. Para verdi bana ama ben arabasından inmek istemedim ve ona iftira attım. Kötüledim. Niye iftira atıyorsun abla sen ya? Kaç yaşına geldik? Yok. O bayağı geldi beni. Mesela otel paramı verdi. Ben şu anki evime giremiyordum Selay. Buse Kılıçkaya bana para verdi. Buse iyidir. Git abla dedi. Otelde, iyidir. Buse iyidir. Otelde kal dedi. İçkimi de aldı. Oh, sigaramı da aldı. İn dedi. Oh. Çalışacağım dedi. Ben de inat ettim. Kafamın iyiliğiyle. İnmedim. Kadın da çalışıyordu zaten arabayla. Mesela bundan dolayı yani. Ay Sibel abla senin tek hatan ne biliyor musun? İyisin hoşsun da sinirlendiğin zaman çok içtiğin zaman takıyorsun. Taktın mı tam takıyorsun. Sonra bizi üzüyorsun. Ay ama aşkım 50 yaşına geldik artık. Artık ya, 60 yaşına geldik. Yaşlandık artık bu saatten sonra ağımız gitmiş. Vahımız kalmış. Alan almış satan satmış. Yaşayacak şurada yaşasak 10-15 yıl. Sağlıklı yaşasak 10-15 yıl giderimiz var. Sağlıklı o da yaşasak. Sibel Baysal'ın içinde hep bir genç kız var ya. Ama efendim o yüzden. Yok canım. Selay 50 bile yok. Genç kızlık mı kaldı aşkım? Selay 50 değil. Benden küçük ya. Ben de 32 falan işte en fazla. 28.
Ha, hazır Selay buradayken günlerdir anlatmak istediğim bir konu vardı. Bak gelmiyor, gelmiyor dedim, tamam. Geldim. Gülnur hanımefendi ile birlikte bir yıldır ilişkimiz sürdü. Şu an ayrıyız. Ama bir transseksüel olaraktan da ben birine aşıktım. Selay, o kim biliyor musun? Neşe. Ay Neşe de hakikaten güzeldi. Ama sen biseksüel değilsin. Nereden çıktı senin bu şeylerin? Sen biseksüel değilsin. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ama, şok oluyorum. Ama ben Neşe'ye karizdim. Şimdi karizde olmayayım. Ya Neşe'ye duygusal olarak değildin. Görüntü yo. Olarak yani hoşuna gider. Beğeniyorum. Hayır, nereden biliyorsun kız? Vallahi sevişmediğimi. Aa bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şu alt katta neydi? Nadir Sokak'ta Zaman Sokağı'na bağlı olan yerde otururken Nazan da burada oturuyordu ya taksi duranın yanında. Ha. Orada kumar neyse geri aldım lafımı. Biliyorsun rakıyorduk ya. Ben tabii Neşe'ye tarızdım yani. Ondan sonra seni Demet Evler'de Nazan'ın evinde görmedim mi? Neşe orada değil miydi? Neşe Nazan'ın yanında kalmıyor muydu? Sanki birbirimizi tanımıyormuş gibi ilkokul soruları soruyorsun ya bana. Şaka gibi. Sonra Sezai Sami'nin sokağı mıydı? Yalçın abinin sokağı. Ballı baba mı? Başçavuş mu? Orada bir ev tutmadı mı Neşe? Orada oturuyordu. Neşe dediğim transseksüel İzmirli çok güzel bir libunyaydı. Evet. Eşi tarafından katledildi. Güzeldi, güzel biliyor. Hiç estetiksiz bir insan bu kadar gacıya benzeyemez. Kilolu bir gacıydı. Tarizdim. Şeye benzetirim. Tabii canım. Şimdi tariz olmayayım. Belciğim, şeye benzetirim. Zerrin Özer'e benzetirdim ben onu. Şöyle bir saç atardı, beni eritirdi. Buyurun doğru açıklamalar efendim. Zerrin Ay ama Sibel Baysal'ın da o dönemleri çok güzel. O arabada verdiği poz falan Marilyn Monroe efendim. Ya şimdi burada Selay bak LGBT aktivistliği yapmıyorsun. Yani şu an resmi kurumda değilsin dernek olarak da. Ama yani bir transseksüele tarz olamaz mı? Aa, ne demek? Tabii ki olabilir. Biseksüeller, translar da vardır. Buse mesela biseksüel trans. Hem gaca hem erkeklerle yatıyor. Seksüel normal, çok normal. Ben bunları tartışmıyorum ki zaten normal benim için. Hele bir de bunu bana soruyorsun. Herhalde normal. Gayet normal. Karaçacı kurbane hayrane geldi buraya. Gel bakayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kara çocuk gelmiş. Selahiyet Aruk. Ama ben hetero bir transseksüelim. Doğru söylüyor. Ben çünkü hem cinsinden hoşlanmıyorum ki karşı cinsten hoşlanıyorum. Ay evet Selay abi zaten senin şehrin vardı. O AI Türkiye'ye falan verdiğin röportajlar vardı. Bizim ilk zamanlarımızda ne izlerdik onları? Yani ben aşkım hetero bir transım ya. Yani Selay'ın olduğu... Hoş geldin. Selay'ın olduğu yayınlara ben çıkmıyorum saygıdan ama. Ayağa kalkalım efendim. Selay. Ben kaç aydır şimdi, ben yayına girmiyorum. Yeni girdim. Selam. Sanki ben giriyorum. Sen de girmiyorsun. Yok ben biliyorum. Sen de girmiyorsun. Ben. Anam ne yapayım? Ekmeğimi kovalıyor. Ne ekmeği? Selay'cığım bir şey soracağım sana. Ben de gidiyorum. Satıyorum. Balıkçı oldum. Çok iyi. Ne şey yaptın da? Neşe'nin sende resmi var mı? Yok aşkım hiç yok. Yok mu? Yok. Facebook falan var mı? Oradan alayım. Olabilir belki. Facebook olmuş olabilir. Ama çok adı neydi orada? Ne kardım ne dedi? yok ben de yok. Selay Hanım çok güzelsiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Sülalem belli. Yeliz, Uğur, Ferdi. Sülalemden gelme bu güzellik.
Alev Yakar, Handan, o Esenyurt'ta depremleri olsun da altında kalasın inşallah. Yaşıyor musun sen kız? Ay Handan mı? Ay Handan, but kullümsü ben, sen tanıştın mı? Ferdi bir şey soracağım sana canım. Ferdi kardeşinin durumu ne oldu demiş. Kardeşim ilk mahkemede çıkıyor arkadaşlar. Aa, çok güzel haber. Pardon, ne annen, dedim? Annene ne dedin? Annen bir şeyler dedi mi anne? Şöyle bir şey var, biz o günden beri daha bir hafta oldu, şikayetlerini geri aldılar, parayı anca ödeyebildik. Parayı almaktan vazgeçtiler, göbeğimiz çatladı kabul ettirene kadar. Allah Allah. Oysa ki para her kapıyı açar. Yok hanım, 40 milyardan kapı açtılar bize, 55 milyara çıktılar, 65 milyara çıktılar sonra. Allah. Ondan sonra vazgeçtiler. Sonrasında hemen söyleyeyim. Biz artık dedik şey, biz bunları dinlemeyik. Biz bu IBAN var bizde, ne de olsa parayı yatırak dosyaya zaman zararı ödenmiştir diye koyak hakim görsün. Ay. Öyle yaptık. Ara mahkemeye çıktı. Daha ana mahkemesi olmadığı için ara mahkemeye çıktı. Savcı serbest bıraktı. Hakim bırakmadı. Bir değerlendirek dedi. Onun üzerine iki gün sonra da insafa geldiler. Şikayeti de geri aldılar. Şimdi ilk mahkemede şikayet de geri alındı ya, %100 çıkacak. İnşallah. Canım, demiyor dediğin Ferdi'nin bokunu ye. Bir dakika aşkım, ben o demiyor diyen kişiyi buradan bir engelleyeyim de hiçbir hesabından gelemesin. O tanıdık birisidir, merak etme sen. Sibel'cim, Sibel'cim, Hazal abla. Fake'lerden. Asla gözümden bir şey kokmam. Ferdi, Hazal. Bak şu anda 80 kişi. 100 kişi izliyor. Ben istediğim yoruma gözlerimle okurum. Bir de engelleyeyim seni, Denyo'yu görsen. Ebedi. Ha bak, ebedi kuryeni. Kuryeni hemen. Kötü yorum yapan. Ebedi. Senin şimdi uğraşacaksın, ne gerek var? Bir fake kartçıyı. Sevgili İpek kadın dostum efendi. İpek Burçin efendi gelmiş. Hoş geldin. Ben de çok seviyorum Sibel İpek'i. Özledim, hatta bir yere çıkamıyorum bu Melis'ten dolayı. Teşekkür ederim. Aaa, bu ne mavi tık? Parayı veren mavi tık almaya başladı. İyi vallahi. aylık 300 TL oldu. Sen biliyorsunuz, aylık 300 TL ödüyorsunuz, mavi tıkta oluyorsunuz artık. Kaç lira, 100 lira mı? 300 TL, haberiniz yok muydu yoksa? Orijinal gelmedikten Twitter sonra ne yapayım? Ne yapayım ben mavi tık? Aşkım, orijinalim, orijinal yok. Orijinal olan, eski orijinal olanlar da öyle oldu. Onlar da 300 milyon aylık ödüyorlar artık. Ay Selinciğim aşkım, hoş geldin. Bana Ferdi verecek mi? Sana verecekse. Hazal'cığım. Hayırlı olsun. Mavi tıkı. Ya Sibel Baysal kendi sınırlarıyla kazandı. Ne yaptın? Düzelttin mi Ferdi? Hallettin mi? Kadın dostum. Yok hanım, halledemedim ya. Her şey İngilizce yazıyor. Hiç kafam çalışmadı. Form komple İngilizce yazıyor, form. Tamam. Ben kadın dostum şu anda türlenmeden işte. Onu attım. Bana attığını. Onu Türkçe olarak çevirecek. Ben de sana atacağım. Gene olmadı değil mi? Ay Sibel'in İngilizcesi su gibi der. Gönder yapsın çevirmenlik. Ay Sibel Baysal'ın şeyi. Selam. Çince bilebiliyor. Aslım, biz ne kadar geri kalmışız ya. Bir şey söyleyeceğim. Saat kaçta hikaye paylaştım? Şu anda 3 saat mi oldu? 2,5 saat mi oldu? 1500'ü geçmiş hikaye görünümü. Bir kişi mi şey bilmiyor, İngilizce bilmiyor ya. Bir kişi dönmedi bana ya. Tamam. Hikaye paylaştım. İngilizce bilmiyor. Hikaye. Hayır, görmedim. Ben çevirmenlik yapıyorum be. Zaten. Şey yapıyor Zenubi yapıyor işte Ferdi. Buldum. Tamam. İngilizce. Zenubi'yi at. Attım. Kaç kişi attım? Cevap geldi. Ben. Hep aynı cevap geldi. Ama bir tane hilal var sende. O da seans olup. Bende bir tane var. Bende 1000 tane var. Sibel Baysal.
Yok yani çok. Ay benim Türk'ten çok. İngiliz arkadaşım. Ama Alev abla da verdi. Kendisi söyledi. Sibel dedi. Organik olaraktan yani bot olarak değil dedi. 185'te ilan yok. Orayı 7700 herhalde şu anda. Üzerine Alev ablam sağ olsun Allah razı olsun kendisinden şey yaptı. Yarın gelir Sibel dedi. Ben istemedim. Alev abladan yani kimseden bu arada efendim para istemesin. İnsanların içinden geldiği süre içerisinde zaten gönderirler. Yok bana para göndermedi, sistemi diyorum, engelliyorum diye nerede buradan kınıyorum. Ay Uğur'cum bana daha şifreli ben yaptım da İngilizce olduğu için korktum. Ne oluyor, ne olmuyor, bitmiyor. Onu bana da yap. Dur bir ara ben geleceğim, Eskişehir'e geleceğim bu hafta içi. Hemen hallederiz hele yani ne olacak? Ben İki dakikalık iş. Bu İngilizce aha çok fazladır. Ya yapardım da. Aa Zeynep Bey. Mavi tık bana mı gelecek senden? Sana da yakışır. Gelir efendim. Size yakışır. Aa. Ama şeye gelsin. 185'e gelsin. Senin gibi bence mor tık. Bir şey diyeceğim. Niye yorum gelmiyor hiç? Olur mu? Yok. Uğur da burada. Ben de gelmiyorum. Bana bak kız, bana bak demiş o engellediğin insan orada kalmış. Daha da yok. Yok. Verdi sen ekranı şey yukarıdan. Belanı vermişsin. Yukarıda verdim. Bırakmışım şeyi yazıyordu da o yüzden şimdi düzeldi. Sana kalbim geçti. İsteseydin alma. İlk film sayfamda Ferdi ile olacak. Ne filmi? Ferdi bir şey soruyorum sana. Yayın açacak mısın? Balıkçının çırağı. Ne zaman? Yayın açacağım bugün. Şimdi. Yok be ne yayını. Vallahi ben seninle suları eritmek aha için geldim Sibel. O zaman efendim son sözleri alalım. Havalı. Öncelikle Zenube Hanım'dan, daha sonra Selay Hanım'dan ve Kara Çocuk, Ümmü Fenomen. İyi geceler. Ben kapatayım artık. Evet efendim, ben şey yine konunun başını kaçıranlar için söyleyeyim. Bu homofobiklik yapan kişiyi kınıyorum gerçekten. Kimseyi ayırt etmemek gerekiyor. Kendi aramızda zaten azınlığız. Artık insanların bu konuda konuşurken laflarına biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bak şerefsizim var ya. Bundan sonra herkesi bazıları gibi mahkemeye vereceğim. Bak ta 4 seneki önceki mahkemem sonuçlanmış. Müşteki 20 bin lira para vermişler bana. Nerede paralar? Dur bismillah, bugün geldi daha. 5 ay taksite bölmüşler, karşı taraf bana ödeyecek. Bir bana top travesti dedi diye mahkemeye verdim bak. Top travesti dedi diye. Aa. Ona evet göre. Berdin'in de son sözünü aldık. Selay Hanım efendinin de alalım efendim. Hepiniz sağlıcakla kalın. İnşallah pazar günü benim istediğim olur. İnşallah. Bay Kılıçdaroğlu tek istediğim bu. Hepiniz tamam sağlıcakla. Efendim yayınıma katılan Zeynep Hanım, Selay Hanım efendi, Kara Çocuk Ferdi Er ve sevgili izleyicilerime buradan teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Yayın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.